efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umuyoruz sizlerle birlikte burada Türk-Rus ilişkilerine ciddi bir katkı sunarız. İnşallah beraberce güzel şeyler yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. 14 Ocak'ta Moskova'ya geldim. 15 Ocak'ta Dışişleri Bakan Yardımcısına güven mektubunun örneğini sunarak görevime fiilen başladım. Önümüzdeki dönemde en yakın tarihte, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın 23'ündeki ziyaretinden sonra da vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyorum. Öncelikle iş adamlarımız, daha sonra öğrencilerimiz ve değişik vatandaş gruplarımızla bir araya gelerek hem buradaki yaşadıkları hayatı, varsa sıkıntılarını, bunların çözüm yollarını veya arzu ettikleri hususlarda onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kapımız her zaman vatandaşlarımıza açık olacaktır. Konsolosluk işlemi için buraya gelen vatandaşlarımız diledikleri takdirde beni de ziyaret edebilirler. Ya da bulundukları yerde ben onları ziyaret etmekten de memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki günlerde Moskova dışına da ziyaretlerim olacak. Bu gittiğim şehirlerde de yaşayan vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeyi arzu edeceğim. Başkonsolosluklarımıza da ileteceğim husus, her vatandaşın bütün sorunlarıyla ilgilenmeleri öncelikli görevimiz olacaktır. Peki efendim, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu vizesiz. 2015'ten önceki döneme ne zaman dönülecek? Vize konusunda siz de 1 Kasım'daki görüşmelerde vardınız. Son durum nedir? Vizesiz döneme dönmek, yani 2010 yılında yapılan anlaşmanın ruhuna dönmek en büyük arzumuz. Bu yöndeki çabalarımız da devam ediyor. Yakın zaman içinde bunun bir kısmını gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle 1 Kasım'da yapılan görüşmeler neticesinde belli gruplardan vizenin kaldırılması hususunda iki ülke arasında mutabak kalınmıştı. Bunun yakın zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Umma mahsus pasaportların vizelerinin kaldırılması hususunda önümüzdeki ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımız arasında ele alınacağını tahmin ediyorum. Umuyorum ki bu yıl içinde veya daha kısa bir sürede bu vizesiz seyahati gerçekleştirelim.